Valla bir reçete olacak mı bilmiyorum ama acı olacak yani. O anlaşılıyor. Epey bir zamandır bunu söylüyorum. Reçetede işte bu var olanlar artık yazılmasa da ilan edilmese de bir reçete gibi orta vadeli programda da göreceğiz bakalım yani bunlara ilişkin tedbirler neler söylenecek. Ama şu andan fazla da bir ipucu yok gibi yani neyse o taraflarına sonra değinirim. Şöyle bir ya bu söylenilenler üzerinden gerçekten de son derece haklı bunu soranlar. Çünkü hep bu fatura vatandaşa kesiliyor. Bundan kurtuluş yok mu? Bizim söyleyebileceğimiz bir kurtuluş yok. Yani vatandaşın yapacağı bir kurtuluşlar olabilir ama biz söylesek de söyleyeceğimiz şeyler tespit ya da yapılabileceklere ilişkin bir takım beklentileri ve tahminleri aktarmanın ötesine geçemiyor, geçemez. Biz şimdi aramızda iktisatçılar var ama çözüm önerme konusunda bir konumda değiliz. Biz gazeteci kimliklerimizle buradayız. Daha çok soruları soruyoruz. Çözümlerin birileri tarafından ortaya konulması gerekiyor. Bu muhalefet partileri olur, bu iktidar olur, bu iktisatçılar olur vesaire. Şimdi ekonomi spekülasyon tehlikesinden nasıl kurtulur başlığımız. Burada iki sorun var. Bir tanesi bir zaten tehlikesi yok. Spekülasyonun kendisi birçok sektöre şimdiden gelmiş vaziyette hiç tartışmaya gerek yok. Ben şimdi şeyden geliyorum, İFKO'dan geliyorum, fuardan. Vahap Münger söyledi dedi ki ya senin orada git bir görün bakalım ne oluyor ne bitiyor oralarda filan dedi kendisi yetişemeyeceği için. Ben de gittim. Orada stagflasyon var. Her bakımdan var. İhracatçı tarafında bile var. Yani diyor ki biz vallahi kaliteli üretiyoruz vesaire ama aldığımız sipariş iş düştü. Üstelik de fiyatımızı gören kaliteli bulsa bile burada oradaki fuardaki izlenimleri söylüyorlar. Vallahi fiyatı görünce aa dur ben bunu bir bakayım deyip kayboluyor. Yani fiyatlar bizde ihracat tarafında bile ciddi şekilde yükselmiş. Öbür tarafta yani maliyetlerin getirdiği noktada bizim siparişleri alamaz hale gelmişiz ya da birileri siparişleri vermiyor. Başkaları da çok ciddi şekilde yükleniyor. Endonezya yükleniyor, Çin, Myanmar üzerinden yükleniyor. Bizimkiler sıkışmış orada. İçeriye bakıyorsun. İçeride de birçok sektörde aynı şey söz konusu. Bir tek perakende de kısmi olarak Sinan Öncel Başkan Birleşik Markalar Derneği ifade ediyor. Diyor ki bizim miktar da ciro da artıyor perakende de. Arttı diyor. Ben bunu kendim de söylemiyorum. 500 tane üyeme anket yapıyorum. Onların söylediklerini aktarıyorum diyor. O da ama şunu söylüyor. 1 Eylül'den itibaren bu iş tersine dönebilir. Çünkü okul işi ön plana çıkacak, bütçenin büyük kısmını okul işi alacak, eğitim hikayesi alacak ve burada diğer harcamalar kısılacak. Çünkü neden? Zaten şu anda en az %25 verilen ücretler eridi. Her kesimde, sadece asgari ücret olarak söylemiyorum. Birileri ücret artışı yaptıysa asgari ücretin üzerinde çünkü zannediyoruz ki herkes de yaptı. Hayır öyle bir durum da yok. Herkes ücret zammı falan da yapmadı. Onun da zaten %25'i daha yapılanın da yapılmayanın da gitti şimdiden. Yani durum böyle. Yani bunun bir ister istemez alım gücüne bir etkisi oluyor. Ve de bir takım sektörlerde gıda bunun içinde. Bakın gıda bunun içinde. Ama gıdanın neresi? Markalı ürünler. Markalı ürünler yerine giderek daha fazla işte zeytinyağında olduğu gibi yani zeytinyağı gibi değil mi? Dökme, kırıntı, bilmem işte markasız ürünler vesaire bunlar ön plana çıkmaya başladı. Markalı ürünler geçenlerde gene bir önemli sanayicimiz, gıda sanayicimiz söylüyordu. Vallahi ancak bizi diyor BMW'ye bilmem şeye binenler tüketiyor diyor markalı peyniri, markalı işte gıda ürünlerini. Diğerleri bizi tüketmiyor diyor.
tüketemez hale geldi. Talep yok diyor. E şimdi miktar düşüyorsa, talep düşüyorsa ama fiyatlar da hiç yerinde durmayıp sürekli yukarıya gidiyorsa bunun adı zaten stagflasyondur. Başka bir şey değil. Hem fiyatlar, biz geçen ekonomi masasında bir anket yaptık. Bizi izleyenlere sorduk. 900'den fazla da katılım oldu. Dedik ki nedir sizin için son durum, sektörünüzdeki son durum nedir? Fiyatlar mı artıyor, durgunluk mu var vesaire filan. %92 ile fiyatlar artıyor, bir numara %56 ile fiyatlar artıyor çıktı. İkisinin toplamı, fiyatlar artıyor ve durgunluk var toplamı %92 idi. Yani bu zaten zaten bir stagflasyon yaşadığımızı fiziken de gösteriyor, anket üzerinden de gösteriyor. Soruyorum mesela, dün İzmir'deydik, konuşuyoruz. Metal iş kolunda bayağı metrajlar çok ciddi şekilde düşmüş. Yani iş sipariş edildi. Ya dedik ki hani deprem bölgesi ne oluyor orada? Ya bizim 65 milyon ton yıllık kapasitemiz var demir çelikçileri. Bunun 4 milyon tonu sadece deprem bölgesinden talep. Bizim bu sene üretimimiz 28-29 milyon tonu geçemeyecek. 65 milyon kapasite var. Geçen senelerde 40 milyon civarında üretmişiz. Bu sene biz 28-29 milyon tonu geçemeyeceğiz. Bunun bir kısmı ihracatla ilgili ama içerisi de durgun dedi. İnşaat sektörü zaten bir inşaat, çünkü önemli bir inşaat firmasının misafiriydik bir anlamda. Ege İhracatçı Birlikleri ile birlikte. Onlar da dediler ki inşaatta durum, vallahi fiyatlar artmaya devam ediyor. Ama talep var mı? Talep yok. Çok az talep var. Lükste talep var. Başka onun dışında talep yok. E peki bunun adı ne? Bunun adı da stagflasyon işte. Hani sektörlere zaten sirayet etmiş. Bir buna itirazın var. Hani tehlikesinden nasıl kurtulur? Tehlike zaten gelmiş, girmiş, yaşıyoruz. İkincisi, vallahi kurtulmak isteyen yok. Yani enflasyonla mücadele etmek isteyen yoksa kurtulmak isteyen de yok. Şimdi bu yapılanlar, herkes görüyor ki işte seçime kadar bir süreç bu, en azından yani herkesin algısında bu var. Yani belki doğrudur değildir orasını bilmiyorum. Ekonomi yönetimi diyebilir ki hayır, biz enflasyonla da mücadele ediyoruz. Bütün bu vergi artışlarını vesaire filan enflasyonla mücadele etmek için yapıyoruz. Tamam, peki doğru, yani bunlar enflasyonla mücadeleye faydalı olabilir mi? Olur. Ama vallahi uzun vadede olur. Kısa vadede enflasyonu, yani deyim yerindeyse kullanayım, azdırdı. Öyle bastırmadı, azdırdı. Çünkü öbür taraftan yapman gerekeni kademeli yapıyorsun. Kur artışı kademeli. Bilmem faiz artışı kademeli. Vergi artışı bodoslama. Yani böyle bir tablonun içerisindeyiz. Şimdi bunun tabii ki bir enflasyonla, ciddi bir enflasyonla mücadele programı olduğunu söylemek çok zor. Ha, ay bunun nedenleri söylenebilir. Merkez Bankası'nın eli rahat mı ki yapsa firmalar batar vesaire. Dün akşam bunu da konuştu iş insanları. Dediler ki vallahi ölsek bir kere ölürüz. Sonra artık bir çıkışa doğru geçilir. Böyle kademeli kademeli sanki pamukla canımız alınıyor gibi oluyoruz. Yani bir kere de olsaydı bu iş en azından daha belki ne olduğunu ne bittiğini, evet bazı firmalarımızın hakikaten hayatiyeti sürdürmeleri zor olurdu. Ama en azından ekonomi açısından daha sağlıklı bir durum olurdu. Enflasyonla mücadele açısından da daha önümüzü gören bir durum yaşardık. Şu anda biz her gün bir şey yaşıyoruz. Hem belirsizlik var, hem durgunluk var, hem de fiyatları ya yarın satabildiğimi de yarın bunu bu fiyata alamam diye 10 liralık sattığımı 12 liradan satmaya çalışıyorum ki onun fiyatını, yani parasını şimdiden bulayım, yarın o fiyatı alamam diye. Bu da birbirini besleyen bir süreç. Yani burada gerçekten geçenlerde Güven Sak yazıyordu. Böyle Büyük İskender'in
Gordiyon düğümünü çözdüğü gibi bir daha keskin bir harekete ihtiyaç var gibi görünüyor. Ve bu bir dolar bazında zaten herkes küçülüyor. Yani dolar bazında Türkiye küçülüyor şu an. Küçülmeyen de. Yani küçülmeyen firmaları herhalde biz ekonomi gazetecileri arayıp ortaya çıkaracağız. Bunlar bak şuna rağmen küçülmedi diye. Yani bir firmanın ismini orada da çok geçtiği için söyleyeyim. İzmir'de Esbaş'ta Hugo Boss yani devam ediyor. İstihdamını da arttırmaya devam ediyor. Bünyesini de devam ettiriyor. Esbaş'ın da ihracatı %33 artmış Temmuz ayında. Çok ciddi bir rakam. Ama genele baktığın zaman hiç böyle bir durum yok. Yani ve bu küçülme hepsinin konuştuğu şöyle bir sorun var. Yani hem bir yandan finansala erişiminde güçlük sürüyor mu? Sürüyor. Aynen sürüyor. Biraz şeyde bir Exim Bank kredilerinde bir açılma var. Orada biraz veriliyor. Bunu söylüyorlar. Ama doğru düzgün kredi bulmakta bazıları diyor ki işte damlıyor. Ama büyük çoğunluk hala finansmana erişimin muslukların kapalı olduğunu söylüyorlar. Ve bu küçülme demek, küçülmenin de yani bu dolar bazında ya da neyse nominal olarak belki enflasyon nedeniyle hala yüksek görünecek büyümeler ama dolar bazındaki küçülmeler şirketin karşılaştığı çok önemli ve kritik bir konu. Likitte zorluğu ve nakit akış problemi bütün şirketlerde önümüzdeki dönemde yaşanacak. Stagflasyon dönemlerinin de böyle özel bir problemi var. Yani sen küçülüyorsun ama bu sefer piyasadan topladığın para da azalıyor ve herkes birbirine şunu tavsiye ediyor. Aman bankalardan borçlanmayın, bu rakamlarla borçlanılmaz, piyasaya borçlanın. Piyasa nasıl olsa bizi desteklemek zorunda iş yapmak için. Bunun sonu bir sarmala dönüyor ve o sarmal da ister istemez bir likitte zorluğu, likitte kısıtı ve nakit akış problemini ortaya çıkarıyor. En cümle söyleyeceğim, stagflasyon zaten var burada ve de bundan şu sıralarda en azından seçime kadar kurtulma yönünde hareket etmek isteyen bir ekonomi yönetimi yok. Benim görebildiğim bu.